Evet dostlar, şimdi BİMAT elektrikli bisikletimle yola çıkıyorum. Bakın, çok dik bir rampa daha ineceğim şimdi. Hem fren testini yapıyoruz arkadaşlar. Şu arabaya yol vereyim önce. Arkamda bir araç var. Bakın, arabalar zorlanıyor gördüğünüz gibi üzere. Evet, arkamdaki araba gelmedi. Şimdi dik bir rampa iniyorum arkadaşlar. Hidrolik frenlerim var. Mekanik disk frenciler size gelsin. Gayet iyi tutuyor, onu söyleyeyim. Şimdi dik bir rampa çıkmaya başlayacağız. Burası da gayet dik bir rampa. Bilen arkadaşlar olabilir bu yokuşları. Ve ben tabii ki çok zorlanmadan çıktım. Yokuşlara devam edeceğiz. Evet, burası dik bir rampa iniyoruz. Gerçekten frenler çok iyi arkadaşlar. Araba evet dönmedi, dönebilirdi. O yüzden dikkat ediyoruz. Şimdi gideceğimiz bölge arkadaşlar, dik bir rampa ineceğim. Sonrasında bugün 750 watt'ı deniyoruz. Ama çok daha dik bir rampa olursa tabii ki diğer 250 watt'lık motoru da devreye alacağım. Trafiksiz bir dünya istiyoruz. Ama maalesef olmuyor. Evet, kırmızıda bekliyoruz. Bugün sizler için çıktım dışarıya arkadaşlar. Herhangi bir işim yok. Hem sizlere yokuş testi, hem frenlerin testini, elektrikli bisiklet alacak arkadaşlar için. Mekanik disk fren kullanan arkadaşlar, hidrolik disk frene muhakkak geçin. Sizlere tavsiyem, evet. Şuradan girelim. Dediğim gibi yokuşlar arkadaşlar burada çok fazla. Ümraniye'nin bu bölgesinde özellikle. Ataşehir tarafına geçeceğim şimdi. Kornam da güzel değil mi? Eyvallah. O da bana korna çalıyor, motorcu. Çok dik bir rampa daha ineceğiz. Burada arabalar bile çok zorlanıyor arkadaşlar çıkarken. Şimdi biz bu rampayı ineceğiz. Evet. Kademe kademe bir yokuş. Arabaya yol verelim. Tabii o da geçerse. Şimdi bisiklet kullanıyorum ya arkadaşlar. Evet. Bakın. Burası dik bir rampa. Araba nasıl hızlanıyor? Bakın, görüyor musunuz? Eğer burada hız vermeden çıkarsa arkadaşlar, rampada kalıyor arabalar. Yerlerin yağışlı olmasına hiç gerek yok. Bakın, hidrolik frene çok güveniyorum. Orada istesem o yokuşta durabilirim. Evet, el gazıyla devam. Sevgili dostlar, bütün videolarımıza biraz göz atın. İlk kez izleyen arkadaşlar varsa, birçok bilgiyi sizlere aktarıyoruz. Neden aktarıyoruz? Bir tecrübe edinin. Çünkü çok fazla e-bike ile ilgili bilgi veren kanallar yok. Çok az miktarda var arkadaşlar. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Elektrikli bisiklet alırken nelere dikkat edeceğinizle ilgili ön bilgileri vermiştim. Alan arkadaşların neler yapması ile ilgili bilgileri sizlere bir önceki videomda aktarmıştım. Eğer dinlemeyenler, izlemeyenler varsa o videoya bir göz atsınlar. Faydalı bilgilerin olduğunu söyleyebilirim. Bakın arkadaşlar, şunu soranlar da oldu geçen de. Onu da söyleyeyim. Abi sen bu kadar hızı nasıl yapıyorsun?
bu bisikletle diye. Hem onu da söyleyeyim arkadaşlar. Biraz önce videonun başında söylediğim gibi 1000 wattlık bir elektrikli bisiklet var altımda. Bu hızlara kolaylıkla parmak gazıyla, pedal gücüyle ulaşabiliyorum. Şu kediyi de bir geçebilirsek çok güzel olacak. Deneyelim mi bir geçmeyi? Bakalım geçebilecek miyiz? Yakaladım seni kedi. Bak bak, anladı geçeceğimi, hızlanıyor. Tabii şaka yapıyorum arkadaşlar. Öyle yarış gibi bir niyetim yok. Sadece arkasından kontrollü bir şekilde gidiyorum. Çünkü gidiş gelişli bir yol burası. Mesafemi de koruyorum onunla. Önüne bir şey çıkar. Ben görmüyorum çünkü onun önünü. Sadece onu görüyorum. Ani bir şey çıkarsa en azından duruş mesafemi ayarlayabileyim. Dediğim gibi arkadaşlar, yokuşları 1000 watt elektrikli bisikletiniz varsa çok rahat çıkabiliyorsunuz. Hiç canınızı sıkmıyor diyebilirim. Benim bazı kötü alışkanlıklarım olduğu için, sigara gibi, o yüzden nefes nefese kalıyorum. Yorulmasam bile küçük bir eforda maalesef böyle sıkıntı yaşayabiliyorum. İçmeyin arkadaşlar. İçen biri olarak söylüyorum belki bunu ama gerçekten bunun sıkıntılarını yaşıyorum. İnşallah en kısa sürede bırakırım. Kırmızı ışığımız yandı, bekliyoruz yine. Burayı hatırlayanlar var mı? Akdeniz Yattesi'nin başlangıç noktası. Evet, havalar soğuyor. Abi, bu elektrikli bisiklet kullanılır mı? Kış geldi artık gibi sorular geliyor. Tabii ki kullanılabilir. Kullanılmasını engelleyecek bir şey yok arkadaşlar. Yaz kış kullanabilirsiniz. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben 1,5 yıldır kullanıyorum. Evet, üstünüzü çok iyi giymeniz gerekiyor. Özellikle içlik giyineceksiniz arkadaşlar. Bu çok önemli. Bacaklarınızı üşütmeyin. Sonrasında kronik problemler olabilir. Evet, bir polis çevirmesi, bakalım bizi çevirecekler mi? Hayırlı görevler. Evet, beni çevirmediler. Onların aradığı farklı şeyler. Bizler değiliz. Yunus abilerimiz. Arkadaşlar, üstünüzü sıkı giyinirseniz kışın gerçekten problem yaşamazsınız. Ancak yağmurlu havalarda çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın, elektrikli bisiklet kullanıyorsanız yağmurlu havalarda ön tekerinizin frenini unutmanız gerekiyor. Aksi takdirde sert bir ön fren yaptığınızda kendinizi yerde bulmanız mümkün arkadaşlar. O yüzden yağmurlu havalarda eğer elektrikli bisikletinizi sürecekseniz ön freni unutacaksınız. Sadece arka frenle. Ve çok kontrollü ve yavaş gitmeniz gerekiyor. Neden? Özellikle frenler, balatalar olsun, jantınız olsun, bisikletin her tarafı ıslanıyor arkadaşlar. Islandığı için de frenlerin tutması zayıflıyor. Bu sebeple sizlere en büyük tavsiyem, yağmurlu havalarda çok yavaş gidin. Öndeki araçlarla mesafenizi koruyun. Yağmur yağmasına da gerek yok. Yerde olduğu gibi ıslak olduğu zaman ben ön freni arkadaşlar asla sıkmıyorum. Arka freni koklata koklata sıkarım. En fazla kıç atar. Öyle düşünün. Ön fren kaydığı zaman tamamen kendinizi yerde bulursunuz. Çok önemli arkadaşlar. Evet, ben düştüm mü? Düştüm arkadaşlar. Düşen arkadaşlarımız oldu mu? Evet, oldu. Çünkü ilk tecrübesizlikler böyle başlıyor. Düşerek asıl en iyi tecrübe kendi yaşadığın olaylardan edindiğim bilgiler. Onlar tecrübedir.
O yüzden ben düşen biri olarak söylüyorum. Ön tekeri ben yağmurlu havalarda kullanmıyorum. Şunu geçelim arkadaşlar. Evet, aklıma gelen konuları sırasıyla sizlere anlatmaya çalışıyorum. Umarım sizin için kulağınızın bir köşesinde kalır bu bilgiler. Acı tecrübelerle karşılaşmazsınız. Ben karşılaştım arkadaşlar. Bir daha da karşılaşmak istemem. Çok kötü bir düşmedim. Hızım da çok fazla değildi. Ama hızım fazla olsaydı Allah korusun çok kötü şeylerle karşılaşmış olabilirdim. Şükürler olsun hiçbir yerime bir şey olmadı. Hafif dizimde böyle küçük bir ezilme oldu. Onun dışında bir problemim yoktu yani. Bir de şunu soruyorsunuz arkadaşlar. Hemen ona da bir açıklama getireyim. Abi peki tamam içlik dedin de mont olarak üzerimize ne giyinmeliyiz? Arkadaşlar bir, rüzgar geçirmeyecek, yağmur geçirmeyecek kıyafetleri seçmemiz gerekiyor. Pahalı mı? Evet arkadaşlar bu tarz montlar pahalı oluyor. Genelde motosikletçilere bakın. Aslında onlardan bir farkımız yok. Çok süratli gitmesek bile elektrikli bisiklet kullandığınız sürece açık havada olduğu için rüzgarı alıyorsunuz, yağmuru alıyorsunuz. O yüzden arkadaşlar tavsiyem rüzgar geçirmeyen, yağmur geçirmeyen montları tercih edin. Bu da çok önemli. Şimdi parmak gazı birçok elektrikli bisikletlerde yok. Montaj yaptırmamış arkadaşlar var. Yağmurlu havalarda pedal çevirdikçe ayaklarınız ıslanıyor arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Mesela birkaç test yaptığımda yağmurlu havaya denk geldiğimde parmak gazıyla gittiğimde ayaklarım daha az ıslanıyor. Hop, altını vurdu abicim. Apache gençlik. Hop, buraya girmeyelim. Bakın minibüsün aynasına vurabilir omzum. O yüzden bekliyorum. Aceleye gerek yok. Acelemiz de yok zaten. Geniş bir boşluk yakaladığımda geçiyor olacağım. Evet, şurada bir boşluk yakaladım. Ama dikkat, bir insan çıkabilir. Teşekkür ederim, yol verdi arkadaşımız. Dikkat, kapı açılmalarına dikkat. Ben geçtim hocam. Motorcu da sağ olsun bize yol verdi. Niye kilitlenmiş burası ya? Hop. Ambulansa yol verin. Genç, merhaba. Dikkat et. Teşekkürler, teşekkürler. Ne yoğun bir trafik. Cumartesi bugün arkadaşlar. Yoğun bir trafik. Gördüğünüz gibi. Kilitlenmiş. Arabamız olsa saatlerce trafikte kalacağız demektir bu. Evet, bir yokuş daha. 750 wattla çıkmaya devam ediyoruz. Buyur hocam. Taksici ya bas ya... Ne bileyim, bas işte gaza ya, geçemiyoruz. Muallakta gidiyorsun yani, biz de muallağı düşürüyorsun. Öyle geçelim. Abicim sen de bekle orada. Ne güzel işte, böyle bekleyin. Muharrem Usta'nın yanına mı uğrasak, ne yapsak? O da Ataşehir'de oturuyor arkadaşlar. Gelmiş midir işten bugün bilmiyorum. Onu birazdan telefonla arayacağım. Umarım güzel bir video olmuştur sizler için. Bu videoları ben genelde isimlerine sohbet diyorum arkadaşlar. Umarım sohbetlerimize nail olursunuz, yorumlar yaparsınız. Yorumlarınız çok iyi oluyor benim için. En azından oradan konu başlıkları çıkarıyorum. Sorduğunuz soruları hem cevaplamaya çalışıyorum fırsat buldukça, hem de Telegram'dan arkadaşlarımız sizlere yardımcı oluyor. Büyük bir ekip var orada arkadaşlar. Telegram'a muhakkak uğrayın. Oluruz. Ben de şöyle sola geçeceğim arkadaşlar. Ama araba hızlı davrandı.
yanlış bir hamle bu. Onu size söyleyeyim. Şu an yaptığım şey doğru değil. Şuradan geçelim. Aslında biraz önceki soldan girecektim ama buradan gireyim istedim. Kardeşlerim, dostlarım, küçük kardeşlerim, abilerim, videoyu beğenenler lütfen beğen tuşuna bassınlar. Çok önemli benim için. Yorumlarınızı bekliyorum. Telegram'a bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bisiklet süren arkadaşlara kazasız belasız günler diliyorum.